arkadaşlar, yine bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ise vlog tarzı olsun istedim. 2 günlük olacak arkadaşlar. Aslında iskelede bir tane video çektim. Ama müzik çok vardı ve telif yemekten çekindiğim için o yüzden buraya geldim. Bu son vlog tarzı gibi bir şey olacak. Kuzenlerim buradaydı, o yüzden Silivri'ye geldim. Uzun süredir de kitap çekilişi yapamadığımı bildiğim için onu da bilgilendirmek amaçlı çekiyorum arkadaşlar. Giriş videosu olarak kullanacağım. Kitap videosu gelecek arkadaşlar. Bazı sebeplerden dolayı eve gidemedim. Eve gidemediğim için de kitap videosu çekemedim. O yüzden bunu da bilgilendireyim dedim size. Kitap videosu gelecek. Aynı zamanda çekiliş videosu yapacağım. Yetişkin kitabı olacak. 3 veya 4 tane kitap belirleyeceğim. Onları hediye edeceğim arkadaşlar. Takipte kalırsanız videoda zaten görürsünüz. Onun dışında işte kuzenlerimle birlikte geçirdiğim zamanı falan çekeceğim. Aynı zamanda yazlık kısmını çekeceğim arkadaşlar. Böyle başlangıç videosu olsun, kısa olsun istedim. Şimdi videoya geçebiliriz. Hoşçakalın. Evindeyiz. Ve buraları denize en yakın olan evlerden. Burasını bahçe olarak kullanıyorlar. Şöyle çekeyim etrafı. Ara sıra işte girip falan buranın içerisinde falan gezebiliyoruz. Çok çok güzel. Yaz galiba buradaki elma galiba. Aynen. Kırmızı çok güzel parlıyor değil mi? Şöyle arkadaşlar. Babaannem bekliyor. Burası kullanılmayan evlerden. Bizimkisi direkt şuradaki açıdan gözüküyordur. 3 katlı. Buraları genelde hep öyle oluyor. Denize yakın. Birazdan belki akşamüstü deniz çevresinde çekerim. Etrafı çektim Kadi. Bu arada babaanne değil Kadi diyorum arkadaşlar. Şaşırmayın. Babaannemi de çek. Seni de çekeceğim tabi. Bari bahçe. Arkadaşlar. Yerde olanlar.
Ona bahçe deyin siz de. Yerde salatalıklar büyüyor. Şöyle onu göstereyim. Güzel ama. Bak merhaba de. Merhaba. Tamamdır, hallettim. Ya var ya, sen nasıl kalabiliyorsun? Burada kaşınmadın mı hiç? Yok. Ben biraz kaşındım. Gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah kuzenlerime ulaşabilirsem denize gireceğiz. Denizden sonra bir video daha çekerim. Daha yani aramadılar beni Kadıya. Ben gidiyorum o zaman diyeceğim. Şimdi ben burada bir kesiyorum arkadaşlar. Sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Son kısmını çekeceğim video. Elif, son kısımlı videoya bir şey söylemek ister misin? Merhaba. Videodan ayrılan yüzü. Yani seni de çekelim. Bu da Emre'nin ablası. Oo, Emre'yi tanıyorlar mı? Yo, ben söyledim. Kardeşim ünlü olmuş. Gerçekten. Arkadaşlar oturduk. Böyle. Dışarıdayız. Deniz kenarında. Yarın işe gideceğim ya. Polemiğe bakar mısınız? Yani şu an burada, yarın İstanbul'da. Üzücük. Vallahi çok üzdü hem de. Sen kalk Miami'den yani İstanbul'a git. Zor bir yolculuk olacak. 12 saat sonunda. Değil mi? Sen git. Tamam. Zor olacak Miami'de. Bak şeyde ne kadar bak. Sezonun bittiği nereden anlaşılıyor? Kimse yok. Ve biz kaldık. Biz bir deliler. Aynen. Mantık aramayın arkadaşlar. Bir hafta sonra okula başlayacak. Hmm. Okulu bitti. Yüzüme vurmayın bu gerçeği. Bu acı gerçeği. Evet. Kendini çekiyor. Poz olarak. Evet arkadaşlar, burada sonlandırıyorum. Söyledi. Bitiriyorum. Kaldırajımı almıyorum canım. Aha, kaldıraj meselesinden kavga çıktı arkadaşlar. Dur bakayım, kendimi görebiliyor muyum? Videoyu çekerken kendimi görebilir miyim acaba? Evet, biraz da kendimi çek. Evet, en kompleksiz insanım benim arkadaşım. Kompleks konusu konuşsak biraz. Konuşalım. Takipçilerin de. Hiç yok ha. Ama bak, sen burada en yakın şahidim, kuzenim. Hiçbir çıktığın fotoğraf, hiçbir çıktığın videoyu beğenmiyorum. Yani kendimi fotoğraflarla çok fazla inceliyorum ve her seferini incelediğim için çok fazla kusur buluyorum. Ne sen Elif? Sen buluyor musun kendine kusur? Tabii canım. Ama hiç işte yok. Yakın çekimlerde, uzak çekimlerde onun hiç gözükmediğin için olabilir mi acaba? Uzak olunca çünkü gözükmüyor. O kadar gözükmüyor. Da uzak mesela bu uzaklıkta sorulmam kendime. Çok gözükmüyorsun lan. Hayır, gündüz olsa da fark etmez. Yani kompleksiz insanlar seviyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Evet. Ve idolümsün ya. Bu konuda. Teşekkür ederim. İdolümsün ya. Ben bir yaşım hiç olacak ya. Zoom yaparım burnuma, kaşımı yapıyorum. Ben çok bakıyorum. Ben hiç bakmam ya. Palas pandıra koyuyorum fotoğrafları ben. İşte o yüzden ben plaket vereceğim. Gerçekten YouTube'dan sonra ben plaket vereceğim sana. Efendim canım. Efendim canım. Öyle işte. Evet. Öyle işte. Bunu başlık videosu yapacağım lan. Şey videosu? İçin. Başlık videosu olarak ilk başta bunu koymaya karar verdim çünkü şey. Kompleks nedir? Kompleks ne? Nasıl kompleksiz olur? Bence gerçekten taktikler var. Yani. Ama çok vardı ki önceden. Ben çok kompleksiydim önceden. Sen. Evet. Ne inanması gelmiyor. Abi asla düşünmüyorum. Dur bir dakika, bakacağım. Ama yok, tam fotoğraflarda falan kompleksin yok, o konuda haklısın da. Videoda biliyor musun? Şapaları kaldıramıyorum. Ooo başka. Yine bu komplekse girmiyor ki, giriyor mu arkadaşlar? Giriyorsa yorumlara yazın lütfen. Hep bunu yapmak istemişim. Gerçekten mi? Evet. Bu arada arkadaşlar, takip etmeyi de unutmayın. Evet. Lütfen, çok az aboneye daha ihtiyacımız var. Ve yıldızın attığı her videonun haberdar olmak için lütfen zile basın. Evet arkadaşlar. İyi miyim? İyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı. Beğenmediyseniz de beğene basmayı. Beğene basmayı. Unutmayın arkadaşlar. Hakaret, küfür, zaten onları yapıyoruz.
Yasak zaten. Evet. Şey, toplum kuralları sözleşmesi falan diye çıkıyor Nisanur ya altında. Öyle oldu. Oldu mu? Nisanur tatlıcıdır, hoşum onu deneyim. Arkadaşlar ibretlik dinleyin. Oldu mu? Bir dakika anlat, Emre, çok merak Emre ediyorum. Emre Nisanur'a videosuna yorum yaptı. Emre Nisanur videosuna yorum yaptı. Nisanur dedi ki senin seviyene inemeyeceğim. YouTube bir yorumları sildi ve bundan sadece senin seviyene inemeyeceğim yazdı sadece. Saçma, millet küfürleşiyor ya bir yorumlarda. Ya şimdi şöyle yapmışlar galiba herhalde. Hani... Ama zelif onda. Kişinin hangisini şey hakaret olarak algılayabilecek kişiden kişiye değişiyor ya şimdi. Ha. Belki de ondan olabilir. Ha. Hani şimdi mesela kesin senin için salak, aptal bir hakarettir. Onun için onun... kötü yazdığı bir yorum hakarettir. Tam neye YouTube'da göre ayarlayacak ki ama. Olur. O da doğru da. Yani öyle oldu. Emre de kötü bir şey yazmamış aslında. Emre, ya. Hayır, Emre bir şey yazmış. Ne yazmış? Bu arada Emre de kuzenimiz. Tam ne yazmış? Küfür yazmıştır oğlum, ama bak vallahi yoksa hiç bir açıklaması olamaz. Emre'ye okay sorarız ha bir ara ne yazdın diye. Benim videomun bir tanesinin altına yeter artık kitap yorumları gelsin diye bir şey yapmıştı böyle. Yani şöyle yorumlar devre dışı bırakıldı diye yazıyor demek ki. Ya yani devre dışı bırakıyorlar, evet. Mesela işte. Yok abi ya, millet küfür müsür dayıyor bir sürü. Tabii canım, evet, küfür dayıyorlar. Onu direkt YouTube kaldırıyor zaten ya. Direkt. Ama gene de insan onu okuyunca bir tuhaf oluyor, kötü hissediyor. Kızım düşünsene birisi senin hakkında böyle kötü bir şey yapsın. Hı. Kaldırılacak bir şey değil yani. O yüzden ne yapıyoruz? İyi alıyoruz ya da abone. Abone alıyoruz ve beğeniyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Tschüss. Evet. Hadi başladım. Ezgi. Aş böceğim. Allah Allah. Yine Yasemin kaldı. Şey, çötürüm. Böyle böyle yap. Böyle böyle. Ha. Arkadaşlar Kore kalp çekilir değil mi? Evet. Kore kalp bir de ne var? Evet. Kore'de bu böyle yapılıyor. Hmm. Bir de bu var. De... O ne? Bu da kalp. O da mı kalp? Evet. Ha, Kore'de Korelilerle ilgili bir şey anlatsana. Kız da çok izliyorsun. Çok sen çok izliyorsun. Onlarla ilgili bir şey anlatabilirsin mesela. Kore sevdası. Kore sevdası. Şey, çok Korelileri çok seviyor arkadaşlar bu arada. Evet, böyle bir akım var zaten. Evet. Böyle bir akım var. Yani. Ben de o akıma giremedim. Yani. Kore dizileri, Kore makyaj ürünleri, güzellik ürünleri, Kore maskeleri, Kore erkekleri, Kore kızları. Korelilerin ciltleri, estetikleri, dizileri, evet, filmleri, oyunculukları, ooo. Bir sürü bir şey. Peki sen oyunculukları hakkında ne düşünüyorsun? Oyunculukları çok güzel. Kesinlikle. Makyajları çok fazla abartılı yapmadıkları için ben mesela onu da çok seviyorum. İşte ama erkeklere, evet, makyaj yapmalarından hoşlanmıyorum. Erkekler resmen ruj sürüyorlar. Çok fazla güzellik sırları var gerçekten. Yani... Erkekler zaten full estetikle. Evet. Kızları söylemiyorum bile. Gerek yok. Oyunculara galiba değil mi? Çok estetik. Halkı da öyle. Genel olarak öyle. Ve yemekleri çok özgürlüğü. Estetik. Bu arada diş kendisi aşçıdır arkadaşlar. Deep note. Deep note. Ben de şey atacağım buraya. Yemek kanalı atacağım biraz. Birazdan. Sağ üstte çıkar. Evet. Sağ üstte çıkıyor da bunu alabilirsiniz. Niye düşünmüyorsun aslında? Açabilirsin. Fakat kompleksliyim diyorum sana. Yüzümü göstermezsin. Neye gerek yok. Sansür yapacağım oraya. Yok, sadece ellerini çekenler var ya. Sadece ellerini çekenler. Hızlandırılmış yani. Hızlandırılmış da değil. Normal ellerini çekiyorlar yaparken. Nasıl oluyormuş arkadaşlar? Bir o kadar yemek yapmayı bilmiyorum ki. Gerçekten. Daha yeni mezun oldum. Olabilir. Ama yapsaydım Kore mutfağıyla ilgili. Ben mutfakçıyım. Bu dizi kısmı sana. Evet. Dizi, film. Neyi? Kaç tane izlemişsin mesela? 130 var. 130 dizi. Harika. 130 dizi. Filmleri saymıyorum. Ya ama film de az. 30 tane film falan. Konu olarak bence çok saçma. Ne? Birbirine benziyorlar. Kore dizileri. Hayır, çok fairy tale şey. Yani böyle çok peri. Evet, bir peri. Hayali şeyler. Evet ama çekiyor yani. İzlettiriyor ilginç bir şekilde. Ve şöyle yani... 16-20 bölümlük olduğu için evet baymıyor. Hani evet, sürekli farklı oyun, aynı konular ama farklı oyuncular olduğu için daha çok ilgimi çekiyor. Hmm. Mesela Türk dizisi 150 bölüm yapıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Niye Türkleri şimdi burada küçümsetiyorsun? Küçümsetiyorum. Yani Koreliler bile şaşırıyor. Nasıl diyorlar 2 saatlik
dizi yapıyorsunuz, bölüm yapıyorsunuz diyorlar. Nasıl bu kadar uzun bölümler yapıyorsunuz diyorlar. Zor ya, yani oyuncular için de çok zor, izleyen için de çok zor. O yüzden kısa olması ve öz olması önemli. İzlettiriyor. Erkeklerin çok yakışıklı olması izlettiriyor. Onu çok kullandım. Biraz kolum da ağrı da. Bu kadar arkadaşlar. Kompleks konusuna geçelim. Onu geçeceğiz de, kolum çok yoruldu. Azıcık dinlenelim, sonra geçeriz arkadaşlar. Hoşçakalın.